Arkadaşlar selamünaleyküm, hayırlı günler. Değerli takipçilerimiz, diğer videoda aracın su almıştı ve de videosunu gösterdik. Bu şekilde neler değişti aracımıza? Hemen göstereceğim size. Aracımızın silindir kapağını çıkma taktık. Çünkü kapağı çürütmüş. Kapağı sökerken biraz topladık tabii yoğunluktan, dedim bir kısa video yapayım. Arabanın kapak vidalarını, civatalarını ikişer pul koymuşlar. Kapağı iyi sıksın diye. Tabi bu arada ne oldu? Arabayı silindir kapak değişmesi gerekiyordu. Değiştirdik. Zincir seti kırıktı burada gösterdiğim şekilde. Bunu değiştirdik. Aracımızda Sente'yi göstereceğim. 1.4 turboların neleri kronik, neleri arızalı, bununla alakalı araç bitince onunla ilgili bir 9 dakika 1.4 turbonun kronik arızalarını sizlere anlatacağım. Aracımıza kapağı değiştirdik. Sibopları değiştirdik. Size iteceklerinde hiçbir sıkıntı yoktu. Bu şekilde aracımızı toparlamaya başladık. Şu an yavaş yavaş toplamaya başladık. Sente'yi göstereceğim size nasıl oluyor sente ayarını. Birçok kişi bunu kasık yapıyor, araç tekleme yapıyor. Tekleme yaptığında neler oluyor? Sentesi kasık olduğunda hangi arızayı veriyor? Arkadaşlar sente kasık olursa ateşleme arızası verir. Neyi verir? 300 kodunu verir veya da eksantrikleri buradan ayarsızsa vafferin, vanos ventillerini arıza verir. Yani sentemizi yaparken çok dikkatli yapmamız lazım. Çünkü bunların özel aparatları var. Bir burada kitlemesi var. Bir de arkada düz eksantrin tarafını düz kitleyeceğiz. Arka tarafını düz kitlediğimiz şekilde sentesi bu şekilde. Tabii millerimiz emme egzoz olarak değil. Aracımızda evet arkadaşlar, aracımızda topluyoruz. Şimdi manifoldunu yapacağız. Turbomuz burada, yağ pompasını revizyon ettim. Bıçaklarını değiştirdik çünkü bunun yerini kırmıştı. Bıçaklarını bayağı bir aşınma vardı. Bu yağ pompasının dişisi. Bu şekilde yaptık. Burada da bakın, bu yağ pompasının içini komple değiştirdim. Temizliğini yaptım. Tabii şimdi yavaş yavaş 1.4 turbomuzu toparlamaya başlıyoruz. Egzozu takacağız. Şanzımana montaj yapacağız. Bu şekilde sentemizi gösterdik. Toplamaya devam. Evet, aracımızı toparladık. Aracımızda çıplak halindeyken senteyi gösterdik. Aracımız 140 beygir, 161 bin kilometrede. Aracımız nelerdi? O marşa bastığımızda su ne oluyordu? Patlıyordu. Yani suyu silindir kapağından atmış. Kapakta çürüme vardı. Silindir kapak civatalarına ikişer tane pul koymuşlar. Normalde silindir kapağına pul olmaz arkadaşlar. Bu yüzden pulunu koyduktan sonra... Evet, bu arabaya ne yaptık? Silindir kapağını değiştirdik çıkma olarak. Pistonları güçlendirmiş halinde taktık. Dediğim şekilde silindir kapak civatalarına az bir şey civata pul takmışlar. Kapak iyi sıksın diye. O şekilde kapağımız çürük ve taşlamasına dolaylı. Tabii bu arada işte geldi. O arada çekiyoruz. Gösterebilirsin bu. İşin arasında sizlere kısa bir video çekiyoruz. Yani dediğim şekilde 1.4 turbolarda kronik olan arızaları arkadaşlar. Yağ soğutucusu, piston kırması. Genelde bu arızalar çok oluyor bunlarda. Bunların bir fazla ısıya dayanık olduğu için de P299 arızasını veriyor. Turbo çatlağı, manifold arızası veriyor. Başka şanzımanı bakımsız olursa şanzımanı revizyon ettirmeniz lazım. Bu araçlarda devir daim, arka su dağıtıcısı, su bidonu, genleşme bidonu, 1.4'lerin kronik arızaları bunlardır. Yani bu araçlara Dexos 1 Gen 2 yağını kullanın. Tabi Dexos 2 diyenler var, şovmenlik yapanlar diyen de var. Biz şovmen değiliz. Arabanın motoru neyse onu yapıyoruz. Yani bu aracımızın marşına basacağız. Şimdi kısaca sizlere neler yaptık, bunun neyini değiştirdik, ona göre bakalım. Evet, burada gösterdim arkadaşlar. Burada yağ soğutucusunu söyledik buradan aşağı doğru. Tabii bunu sıfır taktık. Burada siboplarımızı görüyorsunuz yerlerini. Üst kapağımız değişti bu şekilde.
Aracımızda devir daim değişti, termostat değişti. Bu araca karteli, manifoldu temizledik. Şanzımanımız dedik arkadaşlar, şanzıman burada. Aracımızın şanzımanı otomatik. Burada kartları var, serolent valfleri var. Ona göre burada bu şekilde aracımızı toparladık. Boğaz kelebeğini temizledik burada. Şimdi bir turbomuz revizyon oldu. Turbomuz revizyonu burada. Turbo vescape'ini özellikle bunda yağ vermişti. Turbonun içinde, manifoldun içinde yağ vardı. Turbomuzu revizyon ettirdik. İçinde bıçakları falan gösterdik. Tabi balansına kadar bunda bir sıkıntı yok. Temizliğini yaptık. Mutlaka araba sekman kırdığında şunun üçünü söküp, buradan üçünü söküp bu şekilde aracımızın temizleyip valfine bakmak lazım. Bu araçlarda da inşallah marşına basacağız. Diğer videolarımızda 1.6 dizel zincir değişimlerini çok göreceksiniz. Onları çekeceğim. Bakalım hayırlısıyla bu işten, işin başından geçeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, aracımızın motorunun etrafını döndük, topladık ve finişe geldik. Yoğun bir tempodaydık. Bu hafta neler yaptık? Bu hafta araçlarımızı çoğunu baktık, ettik. Bir çoğu yoğunluk oldu. 20 gün yatıştan sonra ne oldu? İşler yoğunluk oldu. İlk haftamızda 1.4 turbo conta yanığıyla geldi. Aracımıza bir su kaçak nedeniyle silindir kapağını, daha önce videonun başında da söyledim, bir yıl önce aldığımız abimiz dedi kullan, nereye gittiği kadar git. Neyi gördük? Silindir kapak civatalarına ikişer tane, üçer tane civata koyup kapağı sıkmak için sıkmışlar. Bu şekilde kapağımız ne oldu? Çöp oldu. Kapağımız çıkma kapak aldık, montajını yaptık. Yağ soğutucusunu değiştirdik. Şimdi aracın marşına basacağız ve bunlarla alakalı usta 1.4 turbo neleri kronik, neyi var, neyi yok, bu arabaları alırken neler dikkat etmeniz lazım, onları söyleyeceğim. İlk başta yaptığımız işçiliği görelim, aracın marşına basalım. Tekrar anlatacağım size kronik sorunları. Gel abim göster. Şimdi aracın montajını biz yaptık. Turbosunu revizyonu yaptık burada bu şekilde. Ondan sonra yağ soğutucusunu, manifoldunu orijinal şeklinde toparladık. Bir marşına basalım. Kayış tarafını göster. Bas. Evet. Aracımızı çalıştırdık. Hafif gaz ver abi. Gaz ver. Bırak. Gaz ver. Bırak. Evet, ilk marşa bastığımızda istobet. İlk marşa bastığımızda pistonların ucundan sular geliyordu, gördük. Şimdi bir çay alın. Şimdi bu arabaları size anlatıyorum. Burada bizim amacımız şovmenlik falan bir şeylik değil. Yaptığımız işleri ve gördüğümüz işleri yapmak veya da burada yaptığımız işleri göstermek. Çok yoğun bir talep var. Buradan hepinizden Allah razı olsun. İnanın ki telefon susmuyor. Yani ustam buyum var, bunu getireceğim. 1.6 zincirim var. Yani hepinize yetişmeye çalışıyorum ama bir eleman sıkıntısı var arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? Çözeceğiz ama çözemiyoruz. Çünkü bu meslekte kimse yetişmiyor. Şimdi bu arabalarda bu kadar dedim. Anlatıyorum şimdi. 1.4 turboların kronik arızaları. Bu arabalarda piston kırma hastalığı var. Sıfır alsanız da 20 bin kilometrede, 30 bin kilometrede bizim yaptığımızı söylüyorum. Sekman kıran araç var. Ha, bu aracın yağını Dexos 1 Gen 2 kullanmanız lazım. Bu yağları tercih etmeniz nedeniyle
Birçoğu satıcılar veya Dexos2 kullanıyor, bilinçsiz yağ kullanıyor. Ne oluyor? Araca zarar veriyor. Bizim aldığımız bilgiler, o Opel'in aldığımız bilgilerde diyor ki Dexos 1 Gen 2'yi mutlaka kullanın. Servisler de bunları kullanıyor arkadaşlar. Bakımlı araç hiçbir zaman sizi yolda bırakmaz. Bu araçlar çok hassastır. Su kaçağını, devir daim kaçağını, arka su kaçakları, radyatör, ondan sonra şanzıman yağ boruları. Bunlar bu arabalarda hassas. Yani sürekli değiştirdiğimiz parça, günlük değiştirdiğimiz arka su dağıtıcısı, devir daim, termostat. Bu devir daimlerde dalgalanma oluyor, böyle yukarı doğru çıkıyor geliyor. Aracımızı bitirdik. Aracımızı sonuna vardık. Videoyu beğenin. Hepinize çok teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar anlatmak istiyorum. Bu kadar. Abone olursanız teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Diğer videoda Allah'a emanet olun.